Ama geldiğimiz noktada yayın gelirleri çok düştü. Yani yayın gelirleri bu kulübün bütçesinin, bütün kulüpler için öyle, bizim üçte birimizi karşılıyor. Üçte birini de sponsorlarla karşılamaya çalışıyoruz kendi kişisel çabalarımızla. Yabancı futbolcuların olduğu yerde döviz ödüyor. Artmadı ki masal. Ki zaten Türkiye'de bir yabancı futbolcu sayısı bildiğin bence göre bir kaos. Çok fazla. Haddinden fazla yabancı futbolcu sayısı var. Federasyon bunu düşürmesi lazım. Önceki federasyonda bunu bir karar aldılar. Kademeli olarak düşürmeye kaldılar. Bu sene yeni federasyonda baskılara dayanamadılar daha doğrusu. Yine aynı seviyede kaldı. Türkiye'de zaten futbolu dört büyükler yönetiyor. Onlar ne derse o oluyor. Yani hep bir kaos yaratmaya içerisine giriyorlar. İşte o maç kaybetti miydi, o başka bir şey söylüyor. Diğer maç kaybettim, başka bir şey söylüyor. Sürekli Türk futbolu da, Türk hakemler de baskı altında. Akşam da bunun örneğini gördük zaten yani. Akşamki maçta da bunun en büyük örneğini gördük zaten. Akşamki maçı nasıl değerlendiriyorsun başkanım? Ya şimdi akşamki maçı herkes gördü zaten yani. Maç 21. dakikada maçın kader anıyla resmen oynandı zaten. Yani ikinci penaltı falan değil yani. Ben böyle penaltı falan görmedim yani. O da uyduruldu zaten. 21. dakikada kırmızı kart, %100 kırmızı karttı. Hakem arka cebine götürüyor. Tweetler atılıyor. Tweetler atılıyor vesaire oluyor. Hakem elini arka cebine götürüyor, kulağını elliyor. Ondan sonra çıkarıyor, sarıyı gösteriyor. Ya şimdi bir talimat mı geldi acaba? Bilmiyoruz artık orasını. Yani orasını onlar bilir. Ben yani ama görüntüyü söylüyoruz yani. Sahada gördüğümüz, benim gördüğümü sizler de gördünüz. Hepiniz gördünüz. Dünya gördü. Türkiye gördü. Herkes gördü hakemin yaptığı hareketi. Elini cebine attı, vuruyor. Tam çıkarken, çıkarmaya çalışırken eli kulağına gitti. Ondan sonra hemen sarı karta dönüştü. Sarı karta dönüştü yani. Şimdi şey belli. Varın başındaki arkadaşlar da çağırması lazım. Belli yani. Bu net belli yani. Gözükmeyen, bunu 5 yaşındaki çocuğa da sorsam bu penaltıdır. Kırmızı kart diyor. Yani bu olacak şey değil yani. Ama işte baskı, ondan sonra yaygara, kaos, yani her şey abluk altında yani. Türk futbolu abluk altında yani şimdi doğrusu yani. Bu şekilde kulüplerin yaşama şansı da yok. Yani Anadolu kulüplerinin yaşama şansı hiç yok yani. VAR'a gitti. Kırmızı kart olayında niye gitmiyorsun? Ya da zaten gördün sen. Gördüğün için zaten elini kırmızı kart cebine attın zaten. Önünde, çünkü önünde gördüğün için attın. Sonra biraz yani niye vazgeçtin yani? Niçin vazgeçtin? Anında değişti her şey yani. Yani onun için yani gerçekten artık Türk futbolunu falan bu şartlar altında yani yönetmek istemiyoruz yani şimdi doğrusu. Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Bunun sonucu da bizim gibi kulüplere işte endeks ediyor. Maalesef bu şartlar altında da gerçekten yani Türk futbolunda yöneticilik yapmak da zor. Türk futbolunu idare etmek, işinde olmak da gerçekten artık yani insanların isteksiz haline geliyor yani maalesef. Akşamki maçta da bunları yaşadık. Kulüpler Birliği'nde her şeyden önce birlik beraberlik olması lazım. Kulüpler Birliği'nde bir birlik beraberlik diye bir şey yok. Adı Kulüpler Birliği ama Kulüpler Birliği'nde bir birlik beraberlik yok. Yani ben Kulüpler Birliği toplantılarına gitmiyorum. Bundan önceki başkan döneminde de gitmedim. Şu andaki başkan döneminde de Kulüpler Birliği toplantılarına gitmiyorum. Gitmememin de sebepleri var. Onlar da kendileri çok iyi bilirler bunu. Onun için Kulüpler Birliği Başkanı dediğin insan kulüp başkanlarının hepsini toparlar. Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı'yken bütün kulüp başkanları toplantılara geliyordu. Sonra Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanı oldu. Ben de başkan yardımcısı olduğum dönemde Mecnun Ot Yakmaz Başkanı'mla birlikte yine bütün kulüp başkanları geliyordu. Daha sonraki dönemde maalesef son iki dönemin başkanını, kulüp başkanlarını bir araya toparlayamadılar. Burayı da bozdular. Toparlayamadılar. Maalesef böyle durum yani. Yani şu anda Kulüpler Birliği grubunda bile olmayan kulüp başkanları var. WhatsApp grubunda. WhatsApp grubunda. Algıyı ve baskıyı böyle yaratıyorlar işte. Bu bir algı ve baskıdır bu. Yani şimdi akşamki hakemin
kimin lehine maç yönettiğini bunu herkes gördü. Bazı başkanların hedefler olan başkanların koltukları sallanmaya başladı mıydı? Bir şeyler yapacaklar ya. Bir yerlere saldıracaklar.